konuklar, saygıdeğer meslektaşlarımız, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz şirket değerleme yöntemleri ayrılma akçesi hesaplama konulu seminerimize hoş geldiniz. Odamızın mentörlük komisyonu başkanı Sayın Erdal Aslan'ın sunumlarında gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde şirket değerleme yöntemleri ayrılma akçesi hesaplamasına dair meslektaşımızdan ayrıntılı bilgiler alacağız. Efendim geçmeden önce de Erdal Aslan'la ilgili olarak bir hemen özgeçmiş sunmak istiyorum sizlere. 1966 yılında Giresun'da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Giresun'da tamamladıktan sonra 1986 yılında Bursa'ya taşınmıştır. Uludağ Üniversitesi İktisat bölümünü bitirmiş, devamında 6 farklı yüksek öğrenim programını bitirmiş, 2023-24 döneminde 3 farklı ön lisans programının yanında Netken Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, son sınıfında da International Dublin Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisans eğitimi olmak üzere aynı anda 5 farklı yüksek öğretim programında öğrenimine devam etmektedir. Meslek hayatına 1988 yılında İstanbul Unkapanı'nda serbest muhasebeci mali müşavir Derya Cengiz Muhasebe Bürosu'nda başlamış, çeşitli özel sektörlerde firmalarında çalıştıktan sonra 2015 yılında kendi ofisini açmıştır. 2000 yılından bu yana bilirkişilik yapan Erdal Aslan, Bursa Bilirkişilik Derneği'nin kurucu başkanıdır ve başkanlık görevine devam etmektedir. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda yerel yönetimler, meslek odaları ve STK'larla ilişkiler komisyonu başkan yardımcılığı ve başkanlık yapmıştır. Halen etik kurulu üyesi ve mentörlük komisyonu başkanlığı yapmaktadır. İki dönem Bursa İpek Lions Kulübü başkanlığı da yapan Erdal Aslan, evli ve iki çocuk babasıdır. Sunumlarını yapmak üzere sözü değerli meslektaşımıza vermeden önce bugünkü seminerimizin açış konuşmasını yapmak üzere Başkanım Hüseyin Halil'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Başkanım. Evet arkadaşlar, hepiniz seminerimize hoş geldiniz. Yoldan geldiğim için biraz geciktim. Hepinizden bunun için özür dilerim. Biraz gecikmeli başladık. Ama güzel bir seminer, beklediğimize değecek. Ben sözlerime, yine dün akşam ülkemize ateş düştü. Ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Şehitlerimize Tanrı'dan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Hayat bir taraftan devam ediyor. Umarım ülkenin yaşadığı bu zor ve acılı süreç bir an önce son bulur. Sevgili meslektaşlarım, ben hafta sonu eğitimlerinde ileriye dönük bilgilendirme de yapmak istiyorum. Çok fazla başka bir şey konuşmak da istemiyorum. Biraz bu konudan dolayı üzgünüz de. Biliyorsunuz geçen yıl futbol turnuvamızla ilgili belli kararlar almıştık. Her ilçede bir yıl futbolun finalini oynuyorduk. Bu yılki finalimiz, 100. yıl finalimizde önümüzdeki hafta ayın 20'sinde İnegöl'de olacak. 100. yıl futbol turnuvasının finalinde İnegöl'de tüm Bursalı meslektaşlarımı da bekliyorum. Şimdiden buradan duyurusunu yapmış olayım. Gelirseniz coşkuyla o alandaki etkinliğimizin de finallerini 100. yıla yakışır bir şekilde yapmış olacağız. Ben aynı dönem üniversiteye gittiğimiz, aynı dönem üniversitede yurtta okul arkadaşlığı da yaptığımız Erdal Aslan'a şimdiden sunum için teşekkür ediyorum. Başarılı bir seminer olmasını diliyorum. Hepinize başarılı bir seminer olması dileğiyle saygılarımı sunuyorum. Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Halil'e açılış konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Sunumlarını yapmak üzere meslektaşımız, aynı zamanda odamız Mentörlük Komisyonu Başkanı Sayın Erdal Aslan'ı platforma davet ediyorum. Buyurun abi. Arkadaşlar, herkese merhaba. Hoş geldiniz dileğimi sunuyorum. Yine başkanımın da belirttiği gibi şehitlerimiz için hepimiz üzgünüz. Aslında insanın içinden bir şey de yapmak gelmiyor.
Tüm şehitlerimize ve ulusumuza başsağlığı, rahmet diliyorum. Ve terörün her türlüsünü de lanetliyorum. Bugün bize bu konuda çok sorular gelen bir konu, şirket değerlemesi konusunda elimizden geldiğince bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Konu gerçekten geniş yelpazeli bir konu ve maalesef böyle tek standardı olan tek size bir konu da değil. Kullanılan pek çok yöntemler var. Bu yöntemleri bir kısmını sizlere anlatacağım ama bir tanesini de örnek bir çözüm yapacağız. Yani benim de en çok sevdiğim bir yöntemi bir örnek bilanço üzerinde değerlendirmesini yapacağız. Şirket değerlemesini ne için yaparız ya da durduk yere de kimse hadi gelin bugün şirket değerlendirelim demez tabii ki. Şirketin değerini hissederler merak eder. Bunca yıl emekten sonra nereye gelmişiz, ne durumdayız diye görmek anlamında. Şirkete kredi sağlayanlar, bunlar banka olabilir veya tedarikçiler olabilir, merak ederler. Veya o şirkete ortak olmak şeklinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar merak ederler. Dolayısıyla belirli aralıklarla şirketlerin değerlemesi yapılarak gidilen yolda nerelere geldiğini de görmek anlamında da yapılabilir. Türkiye'de şirketler genellikle kurucularıyla özdeşmişlerdir. Tüzel kişilik ve gerçek kişilik ayrımı biraz zordur. Oysa yurt dışında şirketler belli bir yere getirilerek satılmak üzere başlar, kurulur, değerlenir ve satılır. Bizde genellikle kurucularıyla başlar şirketin hayatı, ikinci kuşakta da maalesef son bulur. Şimdi şirket değerine etki eden faktörlerle ilgili Bursa Serbest Borsa ve Cimali Müşavirler Odası'nın ticaret mevzuatı ve Muhasebe Standartları Komisyonu Başkanı Sayın Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kasım Çapraz Üstadım'dan bir katkı rica edeceğim. Bizi kırmazlarsa sevinirim. Tabii buyurun. Teşekkür ederim. Değerli Oda Başkanım, değerli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli meslektaşlarım, öncelikle hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugünkü güzel sunumundan dolayı da Erdal Aslan kardeşimize peşinden teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, şirketlerin değerlerini sadece şirketin sahip olmuş olduğu fiziksel varlıklar değil, bir de şirket değerine ilgilendiren bazı şeyler söz konusu. Dışsal faktörler olabildiği gibi içsel faktörler de şüphesiz. Ülkedeki makroekonomik değerler, piyasa koşulları ve ekonomik veriler bu konuda önemli. Örneğin az sonra anlatacağı Erdal Bey'in bir şeyde değerleme yönteminde indirgenmiş nakit akımları konusunda belirli bir indirgeme oranı, faiz oranı belirlenirken evet, belirli bir faiz oranı belirlenirken buradaki makro ekonomik değerlere önemli ihtiyaç var. Bu haliyle şirketlerin değerlerinin az veya çok çıkmasında önemli rol oynamakta. Tabii hangi sektördeki bir şirket değerleniyor? O şirketin o sektöre giriş koşulları nedir? O sektörün oluşturduğu şartlar nedir Türkiye çapında? Bu da önemli. Üretilen mal ve hizmetin arz talep dengesi bilhassa şirketlerini etki eden faktörlerden bir tanesi. Bu şirketin planlamış olduğu yatırım projeleri var mı? Önümüzdeki dönemde neler yapacak? Bunlar şirketlerini etki eden konulardan bir tanesi. Kullanılan teknoloji aynı şekilde bunlardan bir tanesi. Maliyetlerin, sabit maliyet ve değişken maliyetlerin sektörlerine göre değişiklikler gösterirler biliyorsunuz. Bunların dağılımı o firma için şirketin diğerine etki eden önemli unsurlardan bir tanesi.
Elde edilen imtiyaz durumu da elbette şirketin değerini etkileyen faktörlerden bir tanesi. Yeri gelmişken şu konuyu hemen değineceğim. Az evvel konuşmamızın başında sadece fiziksel değerlerden ibaret değil demiştik şirketin değeri. Örneğin hepimizin bildiği entelektüel sermaye dediğimiz bir sermaye boyutu var. Entelektüel sermaye çok kısa bir anlatımla bilgidir. Yani şirketin o güne kadar elde etmiş olduğu know-how'dur. Yani buradaki imtiyaz durumundan veya şerefiyeden farklı bir şeyden bahsediyorum. Dolayısıyla şöyle örnekleyelim. 30 yıllık bir şirket, elemanları farklı zamanlarda farklı eğitimler aldı. Çok ciddi paralar ödediler ve eğitimle belli bir yere geldiler. Bu durumda bunun entelektüel sermayesi vardır. Aynı şekilde şirketin geçmişten dolayı belirli bir güvenilirlik kazanmış olması, müşterilerin nazarında itimata mazhar olması, satıcıların aslında ben yeni kurulan bir şirket olarak 60 günlük vadede mal alırken 180 günlük vadede mal alabilen olan şirketler mutlaka daha güvenilir durumda. Bu da önemli bir olay. İşte bunlara biz bir anlamda itibar sermayesi ama entelektüel sermayesi olarak ifade etmemiz mümkün. Zaten şirket değerlemesi dediğimiz zaman şirketin karlılık ve risklerini birlikte değerlendiren bir sistem oluyor. Ben şimdi buraya kadar anlatacaklarımın dışında daha sonra söyleyeceklerim baki kalmak üzere Erdal kardeşim müsaade ederse. Tabii değerleme ve fiyatlamanın da farklı bir konu. Zaten daha sonra belki oraya geleceğiz. Şimdilik teşekkür ederim. Buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Değerleme ile ilgili genel kabul görmüş bazı yaklaşımlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Maliyet yaklaşımı şirketin yeniden değerinin belirlenmesinden sonra şirketin fiziki, ekonomik, fonksiyonel olarak kaybettiği değer düşülerek bulunan bir yaklaşım. Aslında bir şekilde aktifteki varlığı kaça mal edeceğiniz mantığıyla oluşan bir yaklaşım bu. Gelir yaklaşımında şirketin fon oluşturma kapasitesi dikkate alınmakta daha ziyade. Şirketin ömrünün sonsuz olduğu ve yaşadığı sürece fon yaratacağı düşünülerek şirketin gelecekte yaratacağı fonların bugünkü değerini hesaplamaya çalışılmaktadır. Piyasa yaklaşımında ise şirketin değerini piyasadaki yatırımcıların şirkete olan talepleri belirleyici olmakta. Burada tabii ki hocamın da söylediği gibi entelektüel hafızası, şirketin tecrübesi de talep anlamında değer katacaktır şirkete. Şimdi bugün bahsedeceğimiz 10 tane değerlemede kullanılan yöntemler var. Bunların bazıları diğerlerinin türevleri. Hangi şirkete hangi değerleme yönteminin daha uygun olacağı birazcık bakış açısı ve tecrübe gerektiriyor. Bazen şirketlere tek bir değerleme yöntemiyle yaklaşmak doğru sonucu vermemekte olup birden fazla değerleme yöntemiyle değerlendirerek ortalamasının alınması gerekebiliyor. Şimdi bu 10 tane yöntemi sadece tanımlarını vereceğim ama bir tanesini bir örnekle açıklamaya çalışacağım. Net aktif değer yöntemi benim de çalışmalarımda kullandığım bir yöntem. Bizim firmalara da uygunluk gösterdiğini gördük. Ben bunu kullanıyorum. Hocam katkı anlamında indirgenmiş nakit takımını da anlatırsa daha da iyi olur. Kısacık bahsedeceğim. Örnekleme için hani bazılık yapmadım ama yani bahsedeceğim tabii. Tanım, tabii. Evet, tanım evet, anlamında. Evet. O zaman başlayalım. Defter değeri yöntemi aslında hepimizin yaptığı bilançodaki öz kaynağı ifade ediyor. Şimdi belki hiçbir aktifinde taşınmazı olmayan, tarihi değeri olmayan, kaydi değeri güncel sayılabilecek bir firma için kullanılabilecektir. Ancak enflasyonist bir ortamda 10 liraya aldığınız bir şey, defterde 10 liraya kayıtlı olacağından bugünkü değeri çok da ifade etmeyecek, bizim için bir şey ifade etmeyecektir. Ama bu da bir yöntem, defter değeri yöntemi diye geçer. İndirgenmiş nakit akımları yöntemi konusunda Kasım Hocam bir şeyler anlatsın. Evet, burada indirgenmiş nakit akımları
Serbest rakip takımlarının bugüne günümüz değerlerini dilgemesi anlamına gelmekte. Sadece ben de bu şeye bağlı kalmaksızın şöyle ifade edeyim. Diyelim ki bir şirketin değerlenmesini bu indirgemiş rakip takımları ile de değerlendirmek istiyoruz. Bu şirketin önümüzdeki birkaç yıl için projeksiyonunu yaparsınız her halükarda. Bu yapmış olduğunuz projeksiyon nedeniyle diyelim ki 5 senelik projeksiyon yaptınız, gelir tablosu ve şeylerini. Bunların haliyle bugünkü değere indirgenmesi gerekir. Ama neye göre indirgenmesi lazım? Bu durumda bu şirketin kullanmış olduğu kaynak yapısı önemli. Elbette birçok şirket %100 öz kaynak yapısıyla çalışmıyor ama yabancı kaynak yapısı da var. Kendi öz kaynak yapısı da var. Öz kaynağına isabet eden kısmı şirketin risksiz getiri oranı dediğimiz 10 yıllık devlet tahvilinin faizine göre ki bu 10 yıllık devlet tahvilinin faizinin yanı sıra ülkenin risk şeysi politik risk oranı ülkeler itibarı var. Bir de sektör betası dediğimiz sektörün de bir risk oranı var. Bunlarla çarparaktan bir ortalama rakam elde ediyorsunuz. Aynı şekilde yabancı kaynaklar içinde kullanmış olduğu kredi oranının %80 olarak veya %75 şimdi %25 olduğu kurumlar aksi %25 olarak ele aldığımızda bu ikisinin toplamının yani şirketin %40 yabancı sermayesi varsa %40 yabancı sermayenin elde etmiş olduğumuz oranla çarpımı ve %60 yerli sermayenin de az evvel bahsetmiş olduğumuz rakamlarla çarpımının ortalaması aldığınızda indirgeme yapacağınız oranı bulursunuz. Örneğin bugün için risksiz getiri oranı dediğimiz oran yani 10 yıllık devlet tahvili faizi %25 olması lazım. Çünkü verilerden hatırlıyorum. Bu anlamda baktığımızda bu 5 yıllık yapmış olduğumuz projeksiyonu indirgeyip gelip bugüne getirmeniz mümkün. Hatta şöyle bir konu da ifade edeyim. Bulup getirdiğiniz değerler tabii bir artık değer kalıyor. Artık değerin de kendine göre bir çarpması söz konusu onun formülü var. Bu değerlerin içinde baktığımızda bulduğunuz rakamın hepsi şirketin değeri ama fiziksel değeri değil. Bunun için de şöyle bir yaklaşım öngörülebilir. Şirket bilançosundaki sabit değerlerin, sabit varlıkların ne kadarlık bilançonun ne kadarlık kısmını oluşturduğu düşünüldüğünde dolayısıyla bulmuş olduğumuz değerin o kadarlık kısmı şirketin değeri, geri kalan kısmı da şirketin entelektüel değeri diyebiliriz. Bu da böyle bir yaklaşım. Buyurun hocam, geri kalan kısmını biz devam ederiz. Teşekkür ederim hocam. Net aktif değer yöntemi benim en sevdiğim yöntem. Bunu daha sonra geniş olarak bir örneğiyle beraber açıklayacağız. Ama genel hatlarıyla şirketin varlıklarının gerçek değeriyle borçlarının gerçek değeri arasındaki fark bize şirketimizin değerini veriyor. Yani ne demektir? Hem aktifini hem de pasifteki borçlarını ya da diğer yükümlülüklerini Rice gerçek piyasa değerlerini oluşturarak yaptığımız bir bilanço. Bunu örnek bir bilançoyla daha sonra tekrar inceleyeceğiz. Piyasa değeri, defter değeri yöntemimiz var. Burada şirketin hisse senetlerinin piyasada gördüğü değerden hisse senetleri birim fiyatıyla toplam hisse adedini çarparak bir piyasa değeri elde ediyoruz. Örnek verecek olursak hisse birim fiyatı 50 lira olan ve 100 bin adet hissesi olan bir şirketin piyasa değerini yuvarlak hesap basit hesapta 5 milyon olarak görebiliriz. Defter değerinde ise aktif toplamından borçların çıkarılmasıyla elde ettiğimiz klasik öz kaynak değerinden bahsediyoruz. Burada örneğimizde yine 10 milyon aktif tutarı olan firmamızda 6 milyon yükümlülükleri ve borçları çıkarırsak 4 milyon bir defter değerine ulaşmış olacağız. Piyasa değeri ve defter değeri oranı da 1.25 olacak. Bu oran piyasa değerinin defter değerinden %25 daha yüksek olduğunu gösterecektir bize ki şirketin piyasa değerinin defter değerinden yüksek olması yatırımcılar tarafından potansiyel bir büyüme ve kazanç umudu, beklentisi olduğu şeklinde yorumlanacaktır. Tasfiye değeri yöntemi genellikle ticari faaliyete son verilmesi aşamasında
bildiğimiz tasfiye durumunda söz konusu olacak. Tasfiye değerinde tüm aktifler satılarak borçlar ödendikten sonra kalan değer şirketin tasfiye değerini verecektir. Burada tabii ki zorunluluk olduğundan aktifteki varlıkların piyasada en uygun şekliyle değerini beklemek gibi bir zamanımız olmamakta genellikle acil olarak satış söz konusu olmaktadır. Ve dolayısıyla da bazen defter değerinin altında satışlar gerçekleşmekte. Bazen de alacaklarımızdan belli bir kısmından vazgeçmek durumunda kaldığımız olmaktadır tasfiye aşaması olduğu için. Yeniden yapma değeri şirketin aktifteki tüm varlıklarını bugün fiyatlarıyla, bugün piyasadan alınması halinde ne kadar ödememiz gerektiğini ortaya çıkaran bir değerleme yöntemi. Ve bundan da şirketin kullanıldığı amortisman yıpranma payları düşülmektedir. İşleyen teşebbüs değeri, bir bütünün değeri kendisini oluşturan parçaların toplam değerinden elbette ki fazladır sinerji nedeniyle. Dolayısıyla işleyen değer hesaplanırken şirketin gelecekte de gelir elde etmeye devam edeceği, işlerdiği ve beklentileri dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla bu da aslında indirgenmiş nakit akımlarındaki gibi tam bir hesaba dayalı bir projeksiyon olmamakla beraber şirketin o anki çalışma durumuna göre beklentilerle oluşan bir değer olacaktır. Emsal değeri şirketin bazen değerlemesinin yapılamama ya da zorlanması durumunda piyasada işlem gören aynı sektörde benzer firmaların fiyatlarından yararlanılarak edinilen bir değerden bahsediyoruz burada. Emsal değer yönteminde aynı sektörde benzer bir firma satışını bizim değerlemeye tabi tuttuğumuz şirkete uyarlamaya çalışıyoruz. Ekspertiz değeri şirketin aktifteki varlıkların değerleme uzmanları tarafından piyasa değerlerinin tespitiyle elde edilen bir yöntem. İşte taşınmazı varsa gayrimenkulleri SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanlarına, makine tesisatlarını yine makine mühendislerine, araçları makine mühendislerine, stokları da o sektörle ilgili bilgisi olan endüstri mühendislerine değerlendirtiyoruz. Temettü verimi yöntemi. Bu yöntemde şirketin sahip olduğu hisse senedinin gerçek değerini bu hisse senedinin yine daha önceki bahsettiğimiz sonsuza kadar ödeyeceği temettülerin ve sonsuzdaki pay senedi fiyatının bugüne indirgenmiş değer olarak hesaplanmakta. Şirketin getiri oranının sabit olduğu, iskonto oranının değişmediği, şirketin faaliyet süresinin sonsuz olacağı, temettü politikasında bir değişiklik olmayacağı ve yatırımlardan beklenen karlılık oranının temettü getiri artış oranından büyük olacağı, aksi durumunda ise hisse senedinin sonsuz olacağı gibi varsayımlarla yola çıkılmaktadır. Arkadaşlar basit anlamda tanımlarını yaptık bunların. Bir örnek bilanço üzerinde net aktif değerleme yönteminden birazcık bahsetmek istiyorum. Buradaki bilanço herhangi bir firmaya ait değildir, tamamen kurgudur. Orta halli üretim yapan bir işletme bilançosu. Aktif, alışkın olduğumuz bir resim. Hepimizin bakıp dakikalarca anlatacağı şeyler olacak bir resim. Bu kaydi bir bilanço. Yine duran varlıkları ve kaynakları. Biz buradan, bu bilançodan yola çıkarak raiç bilançoya geçiş yapıyoruz. Raiç bilançoya geçiş sırasında aktiflerdeki tüm varlıkları ve pasifteki yükümlülükleri gerçekliğini ve değerleme tarihine indirgenme işlemlerini yapıyoruz. Yani neler yapılabilir? 101'de alınan çeklerimiz bizde vadeli olduğu için çekler değerleme gününe iskonto edilebilir. Yine verilen çekler için aynı şeyler geçerlidir.
kasa bankalarda yapacak bir şey yok. Zaten onlar anlık değeri göstermektedir. Alıcılardaki alacaklarla ilgili yaşlandırmalar, hareketsiz alacakların elimine edilmesiyle ilgili çalışmalar yapılmaya ihtiyacımız var. Ve yine vadeli olanların değerleme gününe çekilmesi gerekecektir. Şüpheli alacakları görmüyoruz burada, raiz bilançoya geçerken. Ve stoklarda da sektör konusunda tecrübesi olan uzmanlarca stokların gerçekliği ve herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadığı, hareketsiz stokların olup olmadığı, beklemekten dolayı bozulmaların olup olmayacağı ile ilgili de, mesela gıda sektöründe danışmanlığını yaptığım bir firma var. Birim fiyatı 500 olan bir ürün grubu var. Raf ömrü 3 gün. 3. gün satılmazsa imha ediliyor. Ama bir metal sektörü ise bunlar için bekleme süresi tabii ki daha uzun olacaktır. Burada stokların gerçeğe en yakın haliyle değerlenmesi gerekmektedir. İncelemeler bu yöndedir. Kaynaklar bölümüne baktığımızda yine burada da satıcılar hesabındaki tedarikçilere olan borçlarımızı vadelileri bugüne, değerleme gününe pardon, çekildiğinde ne olacağı, yine borç senetleri için aynı şekilde neler olacağı yönünde incelemeler yapılmaktadır. Devamında maddi duran varlıklar kısmında arazi arsalar satın alındıklarındaki tarihteki kaydı değeriyle bilançolarında yer almaktadır. Bunların SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanlarınca ilgili tarihte, değerleme tarihteki piyasa raiç fiyatları tespit edilmekte. Binalar aynı şekilde, tesis makine cihazlar makine mühendisleri tarafından değerlendirmekte, taşıtlar aynı şekilde ve devirbaşlar. Bunların o değerleme günündeki raiç bedelini bulduğumuz için doğal olarak artık amortismana da ihtiyacımız kalmıyor. Birikmiş amortismanları da gördüğünüz gibi çıkartıyoruz buradan. Haklar yine aynı şekilde önemli. Bazen bu haklar içerisinde alınan imtiyazlar var. Mesela firmanın bir maden arama firması olduğunu düşündüğümüzde 50 yıl bir maden arama imtiyazı almışsa bu belki de tüm duran varlıklarından çok daha fazla değer içerecektir. Ki burada bu imtiyazla ilgili değer çoğu zaman gerçeğe yansıtmayacaktır. Onu yeniden almak bazen imkansızdır. Bunlar da değerleme göz önünde bulundurulacak. Bir de bilançoda yer almayıp ama devam eden bir borç alacak davamız varsa bunlar da bizim geleceğimizle ilgili riskler oluşturacağından dikkate alınması gerekecektir. Burada yine kredilerde yapacak bir şey yok. Tabii biz raiz bilançoya geçtiğimizde aktif ve pasif arasında doğal olarak bir fark olacaktır. Biz bu farkı yine öz kaynakların içerisinde raiz bilanço düzeltme farkı olarak ilave ediyoruz. Dolayısıyla kaydı bilançoda 19 milyon görünen öz kaynak, raiz bilançoda 42 milyona çıkmaktadır. Burada firmamızın net aktif değer yöntemine göre bulunan değeri 42 milyon 592 bin olarak görünmektedir. Şimdi buna ilave olarak ben hesaplamalarımda kullandığım bir ilave yöntem, firmanın son 5 yıldaki net dönem karını, ortalamasını öz kaynağa ilave ediyorum. Bu yine firmanın fon yaratma kapasitesi ismiyle yaptığım bir çalışma. Müşteri potansiyeli, piyasadaki tanınırlığı ve işletmenin güvenilirliğinden kaynaklanan bir fon yaratma kapasitesi olarak peştemaliye ya da başka isimlerde verilebilir. Bulduğumuz öz kaynaklara ilave ederek bir değer çıkartıyorum. Şimdi ikinci konumuz olan ayrılma akçesi ticaret mevzuatımızda tanımlanmış olduğundan
Ticaret Mevzuatı Komisyon Başkanımız bu konuda bizlere katkı sunacaktır diye sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkür ederim sevgili sunucumuz Erdal Bey. Yalnız ben önce bu değerleme konusunda bir iki ilave yapmak tabii istiyorum ki. Müsaade ederseniz. Değerli dostlar, bu şirket değerlemesinde daha pratik bir yöntem olarak ben sevgili meslektaşlarıma vermek istiyorum. Piyasa çarpanları dediğimiz bir model var. Bu piyasa çarpanları o piyasada faaliyet gösteren diğer şirketlerin EBITDA'larının ile çarpılması, yani suretiyle bulunan. Örneğin bugün her şirkette geçerli olmayabilir mi? Aynı sektördeki şirketlerde ama belirli büyüklüğü üzerindeki şirketlerden bahsediyorum. SPK'ya kayıtlı olan veya Borsa İstanbul'da hissede işlem gören şirketler için ideal bir yöntemdir. Elde etmiş olduğu kardan, yani vergi, faiz ve amortisman öncesi kar, EBITDA'nın bir diğer ifadesi, Türkçe ifadesi. EBITDA'nın belli bir oranları zaten saptanmış oranlar var her sektörle ilgili. Bu sektörle ilgili şimdi çarptığınızda EBITDA rakamını, buyurun size şirketten hemen diğerini kolay bulursunuz. Ancak bu sadece az önce bahsettiğim gibi belirli büyüklükteki şirketler ama bir de borsacıların diliyle emerging market veya yükselen piyasalar dediğimiz rakamlar içinde bu biraz daha düşük alınması gerekir. Bunu da parantez içi bilgi olarak sunmak istiyorum. Bir diğer ifadede şirketin değerini değil de fiyatını değiştiren unsurlar da var. Az önce şirketin değerine etki eden unsurlar diye bahsettik. Onu yeri gelmişken bahsedeceğim. Örneğin şirketin yönetim anlayışı, şirketin kurumsallaşması veya kurumsal yönetim ilkelerine göre davranması. Çünkü fiyat ile diğer her zaman örtüşmüyor. Aynı zamanda değil. Fiyat ile diğerin birebir örtüştüğü durumlar tam rekabet piyasasının olduğu durumlardır. Eğer o şirket o piyasada tekel konumundaysa elbette onun değerinden daha çok fazla fiyat istemesi mümkündür. Yine aynı onun gibi şirket kurumsal yönetim ilkelerine tabi yönetilmekteyse bu konuda da birazcık daha fazla fiyatlaması mümkün. Zaten biliyoruz ki Türk Ticaret Kanunu özellikle kurumsallaşma ve kurumsal yönetim ilkelerine ağırlık vermekte. Kurumsal yönetim ilkelerinde hepimizin bildiği gibi 375'te, TK 375'te yönetim kurulunun vazgeçilemez ve devredilemez görevleri var. Bunlar iç kontrol, denetim, muhasebe finans denetimi, finansal planlama, iç yönergeler şeklinde özellikle vardı. Bir de risk yönetimi, bunlar önemli. Dolayısıyla bunların ötesinde bir de adillik, sorumluluk, şeffaflık ve hesap verilebilirlik dediğimiz kurumsal yönetim ilkelerini uygulanan şirketler elbette fiyatlarını biraz daha fazla isterler. Ancak kurumsal yönetim ilkeleri denince hemen şu akla gelebilir. Böyle bir zorunluluk mu var diye düşünülebilir. Böyle bir zorunluluk sadece sermaye piyasası kurumunda faaliyet gösteren şirketlerde var. O da belirli bir müeyyideye tabi değil. Bu Ocak 2014'te yayınlanan kurumsal yönetim ilkelerinin tebliğine göre bu kuralları uygulamıyorsan açıkla prensibine dayalı. Yani her halükarda bu şirketler dönem sonlarında kamuoyu aydınlatma platformu, bilançolu ve gelir tablolarını, yönetim kurulu raporlarını ve denetim raporlarını ibraz ederlerken bunun yanı sıra kurumsal yönetim uyum raporu da ibraz etmekteler. Yani evet kurumsal yönetimi uygulamıyoruz ama bu şu nedenle uygulamıyoruz demek de suretiyle mümkün. Şimdi ayrılma aksesine gelelim. Limited şirketlerde değerli meslektaşlarım, şirket ortağı şirketten ayrılma talebinde bulunma hakkı var. Veya şirketten çıkma talebinde bulunma hakkı. Bu da şu anlamda belirli haklı sebeplere dayanmak üzere ki muhik sebepler diye geçer yasa dilinde. Bu konuda bir dava açaraktan ben şirketten çıkmak istiyorum gibi bir hakkı var. Bu nasıl olabilir? Hemen örnekleyelim. Diyelim ki limited şirket ortağısınız. 5 yıldan beri şirket genel kurul yapmadı. Size de kar payınızı vermiyor. Ne yapacaksınız bu durumda? Bir mahkemeye başvuraraktan, Asya Ticaret Mahkemesi'ne ben gerekli bilgi alamıyorum, kar payını alamıyorum diyerekten baktığınızda bu haklı bir sebep oluyor haliyle.
Dolayısıyla bu haklı sebepten dolayı da size mahkeme şirketten çıkma hakkı tanıyabiliyor ki bu da Türk Ticaret Kanunu 638. maddesinde yazılmakta. Ama 639. maddesinde de çıkmaya katılma diye bir madde daha var 639'da. O da bir diğer ortağın evet ben de çıkmak istiyorum diye katıldığı bir konu ise olursa bu davaya o da müdahale olursa o da ona da çıkmaya katılma diye bir durum söz konusu. Şimdi işte bu çıkmaya katılmanın şeysi iki türlü mümkün. Birincisi şirket sözleşmesinde başlangıçta belirli bir çıkma hakkı tanınabilir ortaklar. Şu koşullar olunca çıkma tanınabilir denilebilir. Bir diğeri de böyle bir kural olmamakla birlikte ki 641. maddede onlar yazılmakta en yakın tarih itibariyle bir güncel değer hesaplatılır. Bunları da daha çok bilirkişiler mahkemeler vasıtasıyla yapılıyor. Çünkü ben birkaç sayfasını uyguladım bu şekilde. Bilirkişi olarak değil de davacı veya sahibi olaraktan. Bilirkişi de bunu hesaplıyorlar. Daha sonra o hesaplanan rakama göre de o kişiye çıkma aktesi ödeniyor. Ama bu da bunun da tersi. Bir de ayrıca şirketin çıkarma yetkisi de var mı? O da var. O da şimdi 640'ta olması lazım. Şimdi genel kurul kararıyla şirketten çıkarılacağı gene şirketin sözleşmesinde yazılabilir daha evvelden. Çıkarma kararına karşı ortak da istifa noter aracıyla kendine tabii belli prosedürler nedeniyle itiraz etme hakkı var. İptal davası açabilir. Bu anlamda yani aynı şekilde şirketten çıkma veya çıkarılma şeyleri mümkündür. Belli şartlar olması koşuluyla. Tabii bu çıkma ve çıkarılma sadece limite şirketlerde mi var? Başka anonim şirketlerde yok mu diye insanlar aklına gelebilir. Anonim şirketlerde böyle bir şey yok değerli meslektaşlarım ama şöyle bir konu da var. 531 sayılı maddesinde ticari kanun orada özellikle haklı sebeplerle fesili talep etme hakkı var. Yani normalde bir anonim şirket ortağının en az %10'a sahip ise haklı sebep de varsa mahkemeye dava açarken fesih talep edebilir. Eğer halka açık şirket ise bu bahsettiğim şirket %5'lik payı sahibi olan insanlar bile gidip mahkemeye haklı sebebi öne sürerekten tabii kabul edilebilecek bir haklı sebep olacak. Şirketin feshini talep edebilir. Ama bu durumda hakim hemen şirketin feshini karar vermek yerine o kişiye karar tarihine en yakın zamanda göre hesaplanacak bir ayrılma aksesi ödeyebilir. Bu durum pek rastlanmadı şimdiye kadar ama mümkün olacaktır. En azından ben sizi buna hatırlatmış olayım. Her halükarda böyle bir açıklamaya da gerek var. Yeri gelmişken ticaret kanununda sadece bu kadar mı ayrılma aksesi başka yerde yok mu diye insanlar aklına gelebilir. Değerli meslektaşlarım, biliyorsunuz yeni ticaret yasasında şirketlerin birleşmeleri 136 ile 158. maddesi arasında yer almakta. Bunların içerisinde 141. maddede birleşmeye katılan şirketler ortaklarına devralınan şirketten pay vermek veya payların gerçek değerine yakın ayrılma aksesi sunabilirler diyor. Bilhassa önemli. Bu da yani şirket ortağısınız, şirketiniz başka bir şirkete devrolacak. Ben o şirkette devrilmesini istemiyorum falan şeklinde bir düşünceniz olabilir. Ama %90 zaten istiyorsa siz bu düşünceni pek anlam ifade etmiyorsa akçe ödeyecekler. Bu nedenle de size bir o günkü en yakın tarihi şeye göre bir değerleme yaptırıp ayrılmak üzere ödenecek. Bu konuda benim söylemek istediklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Erdal Bey kardeşim. Bir de ödeme vardı hocam. Ödemeyi de evet, 642'de ödemeyi tanımlamış. Evet, ayrılma aksesi şirketin kullanabilir öz kaynak üzerinden tasarruf ediyorsa ayrılan kişinin esas sermaye payları devredilebiliyorsa, esas sermaye ile hükümleri göz altımızsa ayrılma ile muacel olur diyor bu anlamda. Tabii yıllık raporlar ayrılan ortağın ayrılma aksesinin ödenmeyen kısmı şirkete karşı bütün alacaklarından sonra gelen bir alacak oluşturur. Bu husus yıllık raporlarda kullanılabilir, öz kaynak tutanın tespitiyle muacel hale gelebilir. Ancak şöyle bir konu da var, bu okurken aklıma geldi değerli meslektaşlarım. Biliyorsunuz ek ödeme ve şey var, limite şirketlerde, 602 ve 604 maddelerde var özellikle. Ek ödeme diyerekten, bu ek ödeme şirketin mali durumu bozulduğunda
silinebilir diyerekten şirket sözleşmesinde varsa, böyle bir durum olduktan sonra ek ödemeyi yaptı. Tabii bu durum düzeldikten sonra onun geri istenmesi mümkün. Böyle bir ayrılık söz konusu olduğunda durum ne olur? Bu ayrı bir hukuki konu. Şu anda aklıma geldi. Bu gibi olaylar da tabii olacaktır. Evet, teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Erdal Bey kardeşim, sağ olun. Evet. Herhangi bir konuda soru sormak isteyen var mı? Öncelikle bu güzel sunum için teşekkür ediyorum. Şimdi benim kafama az önce kafama takılan bir soru oldu da. Şimdi limited şirketlerde genelde iki ortak var. Yani somut bir soru soracağım ben size de. İki ortaklı bir limited şirket var. %50-50 A ve B ortak. A ortak %50 ve şirket müdürü. B ortak sadece %50 sermayedar. Tüm işlemleri şirket müdürü yapıyor. Bu şirket şu an zor durumda. Sermaye arttırması lazım. Faaliyetlerini devam ettirebilmesi için, yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için sermaye arttırma yapması lazım. B ortak hiçbir şekilde yanaşmıyor buna. Ama A ortak, yani şirket müdürü, faaliyetlerini devam ettirebilmesi için bunu da yapmak zorunda. O ortağı o zaman diyor ki şeyini devret bana, ne derler, hisseni devret, onu da devretmiyor. Bu durumda başvurabileceği yer ticaret mahkemesi mi olması lazım? Şimdi maalesef ben hep şeye gülüyorum. %50-50 ortaklık hakkıyla şirket kurmak saati bozuk bir saatli bombadır. İlla bir yerde takılacaktır ve patlayacaktır. Burada tabii ki çoğunluk kararı alamayacağı için ve şirketin de böyle bir durumu olduğu için şirket merkezinin bulunduğu yer Asliyet Ticaret Mahkemesi'ne maalesef müracaat etmek durumunda. Uzlaşıyla yapılamadığı sürece başka şekilde yürümez yani. Teşekkür ederim. Şöyle ben müsaadenizle ilave etmek istiyorum. Tabii %50-50 de bir risk, bir de %40-60 da risk. Çünkü belirli bir oranda olmak zorunda. 621, TTK 621 göre limite şirketlerde önemli kararları belirli bir oranda almanız gerekmekte. Şimdi bunun ötesinde şöyle bir olayı ben canlı olarak yaşadığımı ben sizinle paylaşmak istiyorum. Karı koca ortak %50-50 bir arılıyorlar ve kanlı bıçaklı düşman, gelmiyorlar bir araya. Adam iş yapıyor, paraları geliyor ama alamıyor bankadan, çekemiyor, imza sökülerin süresi dolmuş. Buyurun. Adama dedik, biz bu bahsettiğim olay bundan 20 sene kadar evveldi, o zamanlar gazcılardaydım. Arkadaş, yapacağın tek şey dedik, ticaret mahkemesine başvuracaksın. Zorunlu halde yapıyor musun? Bir kayyum atayacaklar senin başına. O kayyum ilk defa bu işleri halledecek. Ondan sonraki daha sonra düşüneceksin dedik. Bir de böyle bir durum var. Bu da her zaman mümkün. Evet. Eşleri ortak etmeyeceğiz. Bilemiyorum. Veya hepsini eşlerin üzerine yapacaksın. Evet. Değerli arkadaşlar, sunumlarından dolayı serbest muhasebeci mali müşavir Erdal Aslan ve Kasım Çapraz efendim çok teşekkür ediyoruz üstadlar. Çok sağ olun. Bir fotoğraf için